İsteğinizi gerçekleştirdik. Bıçak Ali'yi gönderin. Hadi! Ulan Ali, ne şanslısın be. Filinde Mustafa senin hayatını şehzadeden daha değerli tutuyor. Fazla yaşamaz zaten. Kapı. Konuşmadım ben. Şehzadem. Şehzadem. Konuşmadım. Hadi hadi hadi! Sallanma! Thank you.
efendim. Hadi çıkalım. Hadi siz ateş etmeye devam edin. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Şehzade Mehmet'in hayatta olduğunu öğrenmiştik. O bizim için büyük bir tehlikeydi. Ama artık Şehzade Mehmet elimize geçmek üzere. İşte Efendi Cemil de geldi. Şimdi ondan son durumu öğrenelim. Baş başa konuşmamız mümkün mü acaba? Neler oluyor Efendi Cemil? Bunu yalnız konuşsak Hüce Efendi. Bir hata yaptığınızı söyleme. Ellerin dert görmesin dedi. Umarım her şey yolunda gitmiştir. Merak etme Mustafa. Bütün tedbirler alındı. Mithat Paşa bizzat emir verdi askerlere. Göreceksin bak sağ salim gelecekler. Ali gelecektir. Ali, oğlum. Ali'yi geri alacak ve hepsini öldürecektiniz. Gittiğimizde askerler oradaydı. Şehzade'yi kurtarmaya gelmişler. Askerler? Evet. Üstelik askerler onlardan yanaydı. Demek Rüştü Paşa ve Mithat Paşa Şehzade Mehmet'in ölmediğini biliyor. Evet. Peki, o halde İngiliz elçisine git. Baş üstüne. Ay çok kötü görünüyor. Mustafa'mın yaralarının yanında benimkiler ne ki Vedat'a? Kıpırdamamaya çalış Ali abi. Tadı biraz daha sardı bize. Mustafa'm. Bizi tutuklamaya gelen askerlere Şehzade'yi kurtarmaya nasıl ikna ettin be kardeşim? Ben değil. Leyla ikna etti. Leyla zaten şehzademizin yaşadığını biliyordu. Kendisini Mithat Paşa'yı görmek için yolladım. Başarılı bir tabibi olarak hem akıllıca hem de yetenekli bir şekilde davrandı. Leyla Mithat Paşa'ya gitti. Ve ona şehzademizin yaşadığını ancak hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Mevcut sultanın durumunun tüm dünya tarafından malum olduğunu bilen Mithat Paşa da tercihini yaptı. Lakin böyle bir sultanla ülkeyi yönetmenin zorluklarını bilecek kadar akıllı bir paşa. Saldırmak istemiyorum. Bırak yalvarırım. Bırak beni. Bırakın beni.
Leyla Şehzade Mehmet'in mevcut hükümetle anlaşma yoluna gidebileceği mesajını iletti. Paşam, Şehzade Mehmet ülkenin âli menfaatleri için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Böyle mi söyledi gerçekten? Vatan mevzu bahisse gerisi teferruattır dedi. Ben elimden gelen her türlü fedakarlığı göstermeye hazırım. Yeter ki karşı tarafta aynı iradeye sahip olsun dedi. Bunun üzerine Mithat Paşa askerlere şehzademizi kurtarması için emir verdi. Demek şehzademizi sen kurtardın başım. Allah senden razı olsun. Sık dişini biraz. Şehzade Mehmet yaşıyor. Ve Osmanlı hükümetiyle işbirliği içerisine girdi. Bu demek oluyor ki pek kısa zaman sonra Sultan Murat tahttan indirilip yerine Şehzade Mehmet çıkarılacak. Sefer efendi. Bildiğim kadarıyla Şehzade Mehmet amcası Sultan'la benzer görüşlere sahipti. Yani meşrutiyete karşıydı. Bu durumda hükümetin onu tahta çıkaracağını sanmıyorum. Ya meşrutiyeti ilan etmeyi kabul ederse? Meşrutiyeti kabul ederse. O halde İngilizlerin çıkarına hizmet etmiş olur efendiciğimi. Biz Osmanlı tahtında kimin oturduğuna bakmıyoruz. Biz Birleşik Krallığın çıkarlarına bakıyoruz. Gerekirse Şehzade Mehmet'in tahta geçmesi için kerhen de olsa desteğimizi vereceğiz. Cennet mekan sultanımızı hunharca katleden bu hainlerle anlaşma mı yapacağız Mustafa? Öyle gözüküyor. Olmaz. Böyle bir şey nasıl olur be Mustafa? Mecburuz. Eğer Şehzade Mehmet tahta çıkarsa, ister meşrutiyeti ilan etsin, ister cumhuriyeti kursun, bu ne sizin yararınıza olur, ne de bizim yararımıza. Sizin bildiğiniz, benim bilmediğim bir şey mi var? Evet var. Nedir? Şimdi söyleyeceklerim birer tahmin değil, olacak şeyler Sefir Efendi. Yakın istihbaratımızdan aldığımız kesin bilgiler bunlar. Şehzade Mehmet önce tahta çıkacak. Meşrutiyeti ilan edecek. Bir süre güçlenecek. Sonrasında olacakları düşünmek dahi istemezsiniz. Düşünmek dahi istemeyiz. Bu yüzden kaybedecek vaktimiz yok. Bir an önce konuşmaya gitmeniz gerekiyor. Hızlı hareket etmek zorundayız. Sefir Efendi. Dediklerinizi dikkate aldığımdan emin olun Efendi Cemil. Şehzade Mehmet'in tahta geçmesini engellemek için gerekeni yapacağız. Hemen gidip Mithat Paşa'yla görüşeceğim. Merak etmeyin. Ortak çıkarlarımız bunu gerektiriyor. Sefir Efendi. Hükümetle anlaşmış gibi yapacağım. Ülkenin bu kötü günlerden çıkması için bunu yapmak zorundayım.
Şehzademiz haklı. Şehzadem. Affınıza sığınarak söylüyorum ama bu durum benim aklıma hiç yatmadı. Benim de midem kaldırmıyor Ali. Lakin çıkar yolu yok. Peki darbeciler bu durumu anlarlarsa ne olacak? Darbecilerin şehzademizle anlaşmaktan başka çareleri yok. Neden Mustafa? Çünkü darbeciler mevcut sultanla devam ederlerse meşrutiyeti ilan edecekler. Lakin meşruiyetlerini kaybedecekler. Aslında kaybettiler. İstanbul sokakları deli padişahı kukla yaptılar diye çalkalanıyor. Mustafa, halkın galyana gelmesi için bir kıvılcım yeter kardeşim. Bunu senden hiç kimse bilemez. Doğru. Kardeş kardeşi vurmadan, Müslüman Müslümanı kırmadan halletmemiz lazım bu işi. Buyurun. Şehzademiz hazırsa Mithat Paşa'nın konağına gidebiliriz. Geliyorum asker. Şehzade Mehmet. Hazırım. Şehzade Mehmet'in amcasına bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz Mithat Paşa. Şimdi böyle bir adamı tahta çıkardığımızda yarın gücü eline alırsa bize ne yapmaz? Meşrutiyeti ilan ettikten sonra tüm güç tamamıyla meclisi mebusana geçecek efendiler. Bence elimizdeki meşrutiyet taslağı sultanın yetkilerini düşündüğünüz kadar kısıtlamıyor Mithat Paşa. Giriştiğiniz oyun bizi çok zor durumda bırakabilir. Amcasına yaptıklarımızın hesabını sormaz, bunları unutur, bizi affeder sanıyorsun. Lakin fena yanılıyorsun. Şunu bil ki hiç unutmayacak, hiç affetmeyecek. Hep zamanını kollayacak. Ve o zaman geldiğinde de harekete geçecektir. Efendiler, ihtiyati düşüncelerinizi anlıyorum. Yalnız unuttuğunuz bir husus var. Şu anda tahta oturan sultan ile bu işi götürmemiz her geçen gün imkansız hale geliyor. Halk arasında sultanın rahatsızlığı dedikoduları aldı başını gidiyor. Yakında bundan daha zor durumda kalabiliriz. Ayrıca şunu unutmayın efendiler. Sırplar ayaklanma hazırlıkları yapmaya başladılar. Batılı devletler bizi Sırplarla sulh yapmaya zorlayacaklar. Ancak sulh yapma yetkisine haiz olan sultanımızın şuuru yerinde değil. Çeşitli yerlerden işitiriz. Şehzade Murat'ın akıl sağlığı yerinde değilmiş Sefir Efendi. Bu doğru mu acaba? Bunları biz de duyduk. Ayrıca Şehzade Mehmet'in de hayatta olduğunu duyduk sayın ekselanslar. Bu haberler doğru. Ancak bu durum bizim planımızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Siz öyle diyorsanız ekselanslarım. İsyan için hazırlıklar ne durumda? İhtiyacınız olan ilave silah ve mühimmatı önümüzdeki hafta gizli olarak sizlere yollamaya başlayacağız. İlk isyan için tüm hazırlıklar son derece gizli bir şekilde devam ediyor. Ekselansları, biz Bulgarlara sonuna kadar güvenebilirsiniz. Çar Hazretleri bu isyanlara çok önem veriyor. Onun için size ihtiyacınız olan her türlü desteği sağlamaya devam edeceğimizden emin olmalısınız. Sırplar da Bulgarlar kadar minnettar size. Saraya mı Elçi Hazretleri? Hayır, Mithat Paşa'nın konağına. Baş üstüne. Gel. Evet.
Şehzade Mehmet'in tüm şartlarımızı olduğu gibi kabul etmesi halinde Sultan Murat'ın yerine tahta çıkmasını kabul edenler kabul edilmiştir. Şehzade Mehmet'in yaşadığını Mithat Paşa'ya kim haber vermiş öğrenebildin mi Server? İçerideki birkaç adamımıza haber gönderdim efendim Ülüş. En kısa zamanda öğreneceğiz. Merak buyurmayınız. Bu işe Mustafa'nın acılık yapmış olması mümkün değil. Çünkü ağır yaralıydı. Hem kendisi öldü biliniyordu ve yaşadığı anlaşılırsa derhal tutuklanırdı. Ruhi Paşa da öldüğüne göre geriye bir tek Bıçak Ali kalıyor ki o da bizim elimizde esirdi. Öyleyse bu işi Feriha yaptı. Ya da sen benim yetiştirdiğim en yetenekli talebemsin. Baş eserimsin sen. Tabii ya. Her şey bu kadar apacık önümdeyken nasıl da göremedim. Neyi göremediniz efendim Miloş? Aşkı Server. Aşkı gördüm. Ama aşkın gücünü hesap edemedim. Ben bu şerefsizlere hiç güvenmiyorum Mustafa. Ben de güvenmiyorum Ali. Lakin bu milletin ucunu almak için şehzademizin bu şerefsizlerle işbirliği içinde gözükmesi gerek. Mustafa haklı Ali abi. Tamam da bacım. Bir gün bir yerde sultanımızın kanına giren o hainlerle karşılaştığımda kendimi nasıl zapt edeceğim ben Mustafa? Zapt edeceksin. Bu işler hallolana kadar kendini zapt edeceksin. Anladın mı? Amirim, bakın camın önüne güvercin kondu. Zavallılar soğukta yemek bulamıyorlar. Ben onlara biraz ekmek kırıntısı ayırmıştım, onu vereyim. Üşümüş, acıkmış herhalde hayvancıklar. Senin yataktan kalkmaman lazım. Tamam başım. Gel gel. Ben ekmek kırıntılarını götüreyim. Anladı. Allah kahretsin anladı. Ne yapacağım ben şimdi? Ne
Acele et asker. Baş üstüne şehzade. Acele et arabacım. Bir an evvel konağa gitmemiz lazım. Emredersiniz. İnşallah vatan millet için aldığımız karar hayırlı olur paşam. İnşallah paşam, inşallah. Şehzade Mehmet Hazretleri geldi paşam. Şehzadeyi burada ağırlamak uygun olmaz Rüştü paşam. Siz kendisine yukarı kadar eşlik edin. Biz de hemen geliyoruz. Emredersiniz. Toplantı sona ermiştir efendiler. Vatana millete hayırlı olsun. Buyurun. Endişelenme kardeşim. Zaten resmi olarak bir süre göreve dönemeyiz. Bu süre zarfında o şerefsizlere gereken cezayı vereceğiz. Allah'ın izniyle Mustafa. Allah'ın izniyle. Sultanınıza tertip yapanların bir an önce hakkından gelelim amirim. Aferin bana Arnavut. Mustafa bu çocuk aslan gibi delikanlı çıktı. Aslan kardeşim benim. Arnavut, sakın ölme lan, tamam mı? Bundan sonra sevdiğimiz insanları kaybetmeye dayanamayız. Tamam mı kardeşim? Allah'ın izniyle ölmem amirim. Ne ölmesi lan? Daha mürüvvetini göreceğiz senin. Öyle değil mi? Ne? Mürüvvetini mi? Kimmiş o? Gel ben senin kulağına söyleyeyim. Uslamayın kız. Oo. Çapkın Arnavut. Çapkın. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Amin. Mustafa, benim hastaneye gitmem lazım. Hayırdır? Durumu ağır bir hastam vardı. Bu geceyi atlatması gerek. Allah acil şifalar versin. Dadı burada. Bir ihtiyacınız olursa söylersiniz. Merak etme, hadi geç kalma. Müsaitseler Mithat Paşa Hazretleri ile görüşmek istiyorum. Paşa Hazretleri şu anda Sadrazam Rüştü Paşa ile birlikte Şehzade Mehmet ile görüşüyor Sefir Efendi. Bir mahsuru yoksa sizi bekletmek zorundayım. Peki. Haber vereceğim efendim. Meşrutiyetin ilanı ve Kanuni Esasi'nin kabulüyle birlikte uyulması gereken hususlar şu şekildedir şehzadem. 1. Yürütme yetkisi padişahın başkanlığında heyeti temsiliyeye verilmiştir. 2. Kanun çıkarma yetkisi meclisi ayan ve meclisi mebusana verilmiştir. 3. Meclisi mebusan vekilleri her 50 bin kişiye karşılık bir vekil olmak üzere halk tarafından seçilecektir. 4. Meclis-i Mebusan seçimleri 4 yılda bir yapılacak. 5. Her türlü kanun çıkarma yetkisi hükümete verilmiştir. Bu maddeler üzerine mutabık mıyız Şehzade Hazretleri? Gel. Yüce Efendi. Ne oldu? Söylediğiniz gibi İngiliz elçiliğe konuştum. Kendisi Mithat Paşa ile konuşmak üzere onun konağına gitti.
Korkarım çok geç kaldık Efendi Cemil. Çok geç kaldık. O zaman vatana millete hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun şehzade. Hayırlı olsun. Bu durumda siz geceyi üvey anneniz Peresto kadının Nişantaşı'ndaki konağında geçirirsiniz şehzade hazretleri. Biz de yarına kadar gerekli hazırlıkları tamamlarız. Şehzade Hazretleri. Elçi Bey. Şehzade Mehmet, eğer tahta çıkmayı başarırsa Osmanlı tahtı çok uzun zaman sonra gerçekten büyük bir sultana kavuşmuş olacak. Bu da bizim işimizi çok zorlaştıracak. İngilizler buna mani olabilir Yüce Efendi. Çok geç kaldık Efendi Cemil. Tam zafere ulaştığımızı düşündüğümüz anda Şehzade Mehmet karşı hamleyle bizi çaresiz bıraktı. Gel. Yüce Efendi. Efendi Cemil, bizi yalnız bırak. Acil olan mesele nedir Yüce Efendi? Bu sefer beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattın Leyla. Ben... Mustafa'nın hayatta olduğunu benden gizlediğin gibi Şehzade Mehmet'in hayatını kurtarmak için Mustafa'nın planına yardım ettin. Ve Mithat Paşa'ya gidip Şehzade Mehmet'in hayatta olduğunu ve tahta çıkmaya hazır olduğunu sen söyledin. Onun elimizden kurtulmasına sebep oldun ve bana ihanet ettin Leyla. İhanetin bedelini biliyorsun. İhanetin bedelini ödeyeceksin. Nişantaşı'ndaki konağa gitmeden önce uğramam gereken bir yer var. Baş üstüne şehzade. Hey, arabacı! Galata tarafına gidiyoruz. Yaptırırız bir kutu lokum. Ha, Arnavut. Gideriz usta bey, isteriz kızı Mustafa. Değil mi? Yani bulursak isteriz. Ya biz de gelince isteriz. Gideriz deriz ki, Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle
bu dünyalar yakışıklısı Arnavut'a kızınızı istiyoruz deriz. Gerçekten der miyiz amirim? Deriz tabii. Niye demeyelim? Ya deriz demesine de acaba usta bey kızı verir mi ya? Vermez mi? Oğlum kız babası bu. Kolay mı kızı o kadar vermek? Arnavut. Vereceğim Leyla. Bu gece Mustafa'yı öldüreceksin. Verdiğim emri harfiyen yerine getireceksin. Anladın mı beni Leyla? Endişelenmenize gerek yok Sefir Efendi. Şehzade Mehmet tüm şartlarımızı olduğu gibi kabul etti. Olayı bir de şuradan bakmakta fayda var Sayın Sefir. Şehzade Mehmet? Amcası sultana düşkünlüğü ve yakınlığından dolayı teşhisinizde haklısınız. Lakin şehzadenin bizimle birlikte hareket etmesi sultan yanlısı muhaliflerin umutlarını ve beklentilerini yok etmeye yetecektir. Sonuçta bizim tek kaygımız dost ve müttefik Osmanlı'nın artık meşruti bir şekilde idare edilmesidir Rüştü Paşa. Biz sadece sizin iyiliğinizi istiyoruz. Ondan şüphem yok Sayın Sefir. Dostane önerimiz Şehzade Mehmet'e dikkat etmeniz. Tekliflerini kabul ettim Mustafa. Yarın Allah'ın izniyle Osmanlı tahtına çıkacaksınız. Evet Mustafa. Ben tahta çıktıktan sonra bir süre daha gayri resmi çalışacaksınız. Sizlere çok önemli gizli görevler vereceğim. Allah'ın izniyle hepsinin altından kalkarız şehzadem. Sizlere itimadım tamdır. Sırp ve Bulgar komutacıların duyumları doğruymuş efendim. Bugün Rüştü ve Mithat Paşalar Şehzade Mehmet'le görüşmüşler. Öyleyse yakında Osmanlı tahtında değişiklik olacak Anton. Öyle görünüyor efendim. Artık ok yaydan çıktı. Değil Şehzade Mehmet amcası sultan bile mezarından çıkıp gelse bizim önümüzde duramaz. Osmanlı öldü Anton. Sadece kendisi farkında değil. Hepsi bu. Bu geçmişinle senin Mustafa'nın affedeceğini mi sanıyorsun? O tarihin vazgeçilmez ilerleyişini durdurmaya çalışan ve bunun farkında olmayan bir gafil. Sense tüm zamanların ruhunu temsil eden bir yol açıcısın. Bundan kurtulmanın iki yolu var. Ya aşkın esareti altında en güvendiğin şeyi yani aklını yitireceksin ya da onu öldürüp esaretten kurtulacaksın. Mustafa'yı öldürmek mecburiyetindesin Leyla. Onu öldürmek mecburiyetindesin Leyla. Senin Mustafa'yı öldürmek için bir zehir yapmanı istiyorum Leyla.
Aferin kızıma. Hadi şimdi git. Şehzade Mehmet'in yaşadığını Mithat Paşa'ya haber veren Leyla olamaz. Ne yazık ki öyle Efendi Cemil. Aşkın gücünü kontrol edebilseydik tüm dünyayı avcumuzun içine alırdık.